26.10.2019'da Almanya'nın Duisburg şehrinde vuku bulan bir olayda polisin bir Türk vatandaşı olan İrfan Ayaş'ı gözaltına aldıktan sonra polis merkezinde kendisine şiddet ve işkence uyguladığı iddiaları üzerine Duisburg'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri polisin bu tutumunu kınamak için bir ortak basın toplantısını yaptılar. Polis karakolunda böyle bir işkence yapılması kabul edilemez bir
hakları ihlali ve insanlık suçudur. 60 yıldır uyum ve huzur içinde yaşadığımız sosyal hayatın her alanında var olduğumuz Duisburg'da Haziran 2017 yılında polis şiddetine maruz kalan Sayın Mehmet Kara olayından sonra tekrar bir polis şiddetinin yaşanmış olması sosyal hayatımız, güvenliğimiz ve toplumsal geleceğimiz açısından bizleri rahatsız eden endişe verici bir durumdur. Yaşanan bu polis şiddetine rağmen toplumsal yaşantımızın ve güvenliğimizin teminatı olan polis teşkilatına saygımız ve güvenimiz devam etmektedir. Bu şiddet olayları kurum içinde insani ve vicdani duyguları eksik, ırkçı ve paranoyak bir personellerin de olduğunu açıkça göstermektedir. Bu saygın kurumun bu hasta ve ırkçı personelini temizlemesi, tasfiye etmesi toplum olarak ümidimiz ve beklentimizdir. Farklı kültür, millet ve inançların uyum ve huzur içinde yaşadığı Duisburg'da STK'lar ve kanaat önderleri olarak bu menfur şiddet olayını kınıyor, protesto ediyoruz. Mağdur vatandaşımız başta olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı tam bir birlik ve bütünlük içerisinde organize olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Damals schon mehr Sicherheit von der Polizei übergriffen forderten, so fordern wir auch heute. Recep Karan'ın Türkçe basın açıklamasından sonra Yıldırım Beyazıt Camii Başkanı ve aktivist Yaşar Durmuş Almanca olarak basın açıklamasını yeniledi. Basın açıklamasında çok sayıda Türk ve Alman gazeteci hazır bulundu. Wir haben weiterhin volles Vertrauen in diesem Rechtsstaat und Vertrauen darauf, dass die Polizei gegen den Rassismus in ihrer eigenen Reihen etwas unternehmen und dementsprechend Personalentscheidungen treffen wird.